Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da neler oluyor? Neler oluyor kısmı da var. Şey, ne oluyor Galatasaray'da? Yani, yani, evet, Galatasaray'da ne oluyor? Neler oluyor? Hmm. O kısmı da var. Çünkü hepsinin aslında bir iç içe girmiş durumda şu anda bahsettiğimiz konuların. İşin Taktiksel boyutu, Kırmızı sağ içi o boyutu. Stüdyo. Bir anda Abdülkadir evet. konusu açın. Ter bastı. O kısmı var. Murat hmm. Güner sana göre neden Galatasaray bu şekilde 6 maçta bir galibiyet alabildi sadece? Ya sağ içini mi konuşalım? Yani, yani sağ ne da görüyorsan, sağ dışında mı Bilmiyorum. görüyorsun sorunları, sağ içinde mi görüyorsun? İkisini bir, birden şimdi, mi görüyorsun? Şimdi şuradan başlayalım. Bugün bir açıklama daha doğrusu bugün Milliyet Gazetesi'ne bir, Gazetesi haber vardı. bir haber vardı. Ee, bir genel kurul üyelerine Sayın Mustafa Cengiz'in evet. konuştuğu yönünde 20 ve saat... Bir genel kurul üyeleri evet, çok saat e, 16 alışık olmadığımız bir e, tarzda açıklamalar sertlikte, evet, netlikte evet, evet, tabii, tabii, tabii. açıklamalar ve saat 17 gibi Galatasaray Kulübü bunu yalanladı. yalanladı evet. Şimdi 17 yalanlaması bir soru işaretidir. Çünkü bu gazete sabah çıkıyor. Tamam. Ya sabah 9-10 gibi herkes okuyor. Ve bütün gün sosyal medya bu konuşuldu. Doğru. Bütün televizyon programları saatlerce bunu tartıştı. Herkes bunu konuştu. Yani Galatasaray'a ilişkin bir numaralı gündem maddesi buydu ve beşe kadar hiçbir yalanlama gelmemesi zaten e, garip bir durum. İkincisi bu tip konuşmalar camialarda olur. Hoca başkana kızar, başkana kaba tabirle konuşuyorum. Başkana sallar, başkan hocaya sallar. Bunlar zaten yakın çevrelerine bu tip konuşmalar çok olur. Bunlar futbolun içinde olan insanlar. Ama netice itibariyle yalanlamış bir durum bir. İkincisi evet. diyorsun ya saat 17. Normal şartlarda evet niye 17'ye kadar Hı -hı. beklendi? Hı -hı. Ama araştırmak, soruşturmak lazım. Türkiye'nin de sert bir yalanlama yaptı yani. Evet orada. sert bir yalanlama yaptı. Ama bu konuşma tüm gün konuşuldu. Evet, yani konuşuldu, bu, bu röportaj, tabii. daha doğrusu bu haber tüm gün konuşuldu. Şimdi bence Galatasaray'ın sorunu ne söyleyeyim? Ya. Orada çok çok güçlü bir hoca figürü var. Hı -hı. Fatih Terim. Touchless. Şimdi... 8 şampiyonluk, 3 Türkiye kupası, 4 süper kupa, 1 UEFA kupası. Hı hı. Bunu hangi hoca kazandırırsa oranın zaten sembol olur. Oranın bir numarası olur. Şimdi e, bunu da yakın zamanda yapacak biri yok gibi gözüküyor. Şu rakamlara ulaşacak. 8 şampiyonluğa, UEFA kupasına vesaireye. O yüzden de Galatasaray'da herhangi bir başarısızlık olursa, bilmiyorum Barış Özcan burada benimle aynı fikirde olacak mı olmayacak bilmiyorum ama Galatasaray'da bir başarısızlık olduğu zaman fatura ne olursa olsun yönetime kesiliyor. Çünkü Fatihlerimin sonsuz bir kredisi var camiada. Bence sonsuz değil. Tamam şu an görüntüden bahsediyorum. Ben mevcut mevcut el, eleşi, eleştirilebilir. Ben ondan bahsetmiyorum. Hı. Ama hangi yönetimi koyarsan koy karşısına hangi Galatasaray taraftarına gidersen git Fatih Terim yönetimi diye Fatih Terim'i seçer. Doğru, doğru ki, mu? Doğru. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Mustafa Cengiz ile Abdülrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor. Olağanüstü günlerden geçen ve seçime hazırlanan Galatasaray'daki son gelişmelerin perde arkası aralandı. Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in 3 senedir Kader Birliği yaptığı Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi. Camianın önemli isimleri ve eski başkanlarla görüşmeler yapmaya başlayan ve başkanlık için nabız yoklayan Abdurrahim Albayrak da Cengiz'le devam etmeyi düşünmüyor. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca şu ana kadar başkan adaylığı kesinleşmiş isimler. Bu sayı Mustafa Cengiz ve Abdülrahim Albayrak'la 6'ya yükselebilir. 8 Mayıs'a kadar seçim listeleri divan başkanlığına teslim edilmek zorunda. Başta Arda Turan olmak üzere transfer süreçlerinde Mustafa Cengiz'de anlaşamayan Fatih Terim özellikle Ali Koç'ta yaşadığı gerginlikte yönetim tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyordu. İkili arasındaki son fikir ayrılığı da bir ay önce Güneş Belanda'da yaşandı. Cengiz, yönetimi yönelik zemin konusundaki açıklamaları nedeniyle Yunus Belanda'yı gönderme kararı aldı. Ancak terimden onay çıkmadı. Bunun üzerine Florya'ya telefon açan başkan, ''Hocam, Belanda'nın sözleşmesini feshediyoruz. Zaten Mayıs ayından sonra kontratını uzatmayacaktık.'' ifadelerini kullandı. İmparator ise ''Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım.'' cevabıyla seçimi ima etti. Belanda kararı sarı kırmızı takımı kötü etkiledi. Kulübe duydukları güveni kaybeden futbolcuların konsantrasyonu dağıldı ve kötü sonuçlar peş peşe geldi. Bu arada Galatasaray resmi internet sitesi Başkan Mustafa Cengiz'in Dok ve Terim hedef falan açıklamaların gerçek dışı olduğuna dair bir açıklama yayınladı. Kulislerde dönen haberlere göre Abdülrahim Albayran istifa edip başkanlık adaylığını koyacağı yani Mustafa Cengiz yalnız başına kalıyor. Peki sizce Mayıs ayında yapılacak seçimlerde başkan kim seçilir? Galatasaray'dan da Dudu hamlesi. Galatasaray için Brezilya'dan flash bir iddia geldi. Üniversitede Bola'nın haberine göre Sarı Kırmızılar, Katar ekibi Aldoel'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Palmeiras'ta bulunan Dudu ile yakından ilgileniyor. Haziran ayında Palmeiras'a geri dönecek olan 29 yaşındaki sambacı her iki kanatta ve orta alanda görev yapıyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olan Dudu bu sezon 28 maça çıkıp 15 gol atıp 13 asist yaptı. Mustafa Muhammed Galatasaray'a bedava imza atabilir. Zamalak Mustafa Muhammed'i Galatasaray'a kiralamadan önce golcü futbolcunun 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Taraflar arasında yapılan bu mukavele Muhammed'in Galatasaray transferinden birkaç gün önce gerçekleşti. Zamalak'ın böyle bir sözleşme imzalamasının sebebi 23 yaşındaki oyuncunun transferinden daha fazla para kazanmayı isteği. Ancak Mısırlıların bu planı yeni sözleşmenin kulübün kasasından çalınmasıyla birlikte zora girdi. Mısırlı yöneticiler günlerdir aradığı sözleşmeyi bulamayınca Muhammed'in abisine ulaşmak istediler. Muhammed'in abisinden yanıt gelmeyince 23 yaşındaki santrafora milli takım kampında ulaşıp yeni mukavele imzalamak istediklerini ilettiler. Ancak Mısır'da isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağın ağzından verdiği bilgilere göre Mustafa yeni sözleşme yapmak için milli takım kampında görüşüldü. Ancak oyuncu buna yanaşmadı. Cümlelerini yer verdi. Eğer eski sözleşme bulunamaz ve yeni mukavele imzalanamazsa, Muhammed'in zamalekli olan sözleşmesi 2022'de bitecek. Galatasaray kiralık sözleşmesinin sonunda 23 yaşındaki golcü için 4 milyon dolar bon servisi ödemeden futbolcuyu kadrosuna katabilir, yani bedavaya. Chris Smalling'in evine silahlı soyuncular girdi. Serie A takımlarından Roma'da forma giyen İngiliz futbolcu Smalling evine kendisi ve eşi evdeyken hırsızlar girdi. Derle Sports'un haberine göre sabah saatlerinde Smalling ve eşi evdeyken başlarını kapatan eli silahlı üç hırsız zorla eve girdi. Ellerindeki silah Smalling ve eşine doğrultarak evdeki kasayı açtıran hırsızlar ünlü futbolcuya ait Rolex marka saat ve mücevherleri çaldı. Olay sırasında Smolik ve işine bir şey olmazken emniyet güçleri hırsızlık olayına yönelik inceleme ve hırsızları yakalamak üzere çalışma başlattı. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu Santrafor'da başlayacak. Galatasaray'da kriz bitmiyor. Yönetim ve takım arasındaki yüksek gerginliğe hasta, sakat ve cezalı futbolcunun çokluğu da eklendi. Kara gümrük maçında cezalı duruma düşen Babel'den sonra İtman'da Kerem Aktürkoğlu çarpışan Falkan'un da yüz kemikleri kırılmıştı. Kolombiyalı'nın maskeyle oynayabileceği konuşulsa da yarınki Göztepe maçında forma giyemeyecek. Son 4 maçta 11'de forma giyen Mustafa Muhammed'in de önceki gün COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Böylece asla ileri uçta forma giyebilecek 3 futbolcuyu birden aynı haftada kaybetti. Fatih Terim'in elinde eksiklerin ardından Santrafor bölgesi için Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı ligin ilk yarısında zorunluluklarından dolayı o bu bölgede kullanmıştı. Ancak geçen haftaki kara gümrük maçında sağ kanatta forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun yine aynı görevi üstlenmesinden karar kıldı. Böylece Halil'e 11'e şans doğdu.